Doğdu üstümüze nazlı hilali, doğruya döndürdük kalplerimizi. Türkiye yüzyılı geliyor tam vakti. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Vursun davullar sevdamızı deli deli. Derdimin dermanı, çaresi çok belli. Türkiye yüzyılı insanlığın müjdesi. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ, doğ, doğ ey güneş. Üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Kanadı kırık bir kuştum ben oysa. Sustum geçen yüzyıl boyunca. Artık yok yeter, sen de susma. Hür yaşa, yine de hür yaşa. X, Y, Z kuşağı değil hiçbiri ben Türk genciyim. Kim bana zincir vuracakmış ya da bana kim haddimi bildirecekmiş. Beni bende boğmak isteyenler, beni kendime gömmek isteyenlere. Ne dedi Akif, hayat yok sana, istiklalin yoksa. Heh. Saçıma sakalıma karışanlar, dinime dilime uzananlar. Hilalin altında bize fark yok, hilalin altında bize fark yok. Korkmuyoruz kapkara geceden, hiç korkmuyoruz biz zalimden. Hürriyet hakkın ezelden, yarın değil hemen. Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ, doğ, doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ, doğ, doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Sevgili Şanlıurfalılar, değerli hanımefendiler, kıymetli gençler, yaklaşık 3,5 yıllık aralığın ardından bir kez daha sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor Urfa'nın yetiştirdiği büyük sanatçımız İbrahim Tatlıses? Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Evet, biz bugün derdimizi size söylemeye, sevincimizi sizinle paylaşmaya geldik. Kendi dağ, gülü bardağı içindeki
Urfalı kardeşlerimin gönüllerinin hep bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Biz de Urfa'yı ve Urfalıları Allah için seviyoruz. Burası peygamberler şehridir. Burası mayası kardeşlikle yoğrulmuş bir coğrafyanın en güzide şehridir. Burası Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir. Bin yıllık bu birlikteliği hep beraber dünyanın en güzel kültürel zenginliklerinden birine çevirdik. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket, vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Çünkü bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürttür, ne bu coğrafyadaki Araptır, ne bu coğrafyadaki Türktür, ne bu kadim coğrafyanın asli halkları olan diğer kesimlerdir. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. İşte görüyorsunuz, sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın, yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama hamdolsun artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur, ekmeğini al. Başına vur, diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran, özgüvenini kazanan Türkiye artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte, atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın salgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekte kalmadık. Aynı zamanda Türkiye yüzyılını inşa etme kabiliyetimizi de dost düşman herkese kabul ettirdik. Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. İnşallah
2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkartarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Buna hazır mıyız? Zaten buradaki şu muhteşem katılım, az önce resmi rakamı alayım dedim. Resmi rakamı aldım. Emniyetin verdiği resmi rakam şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi? Şanlıurfa. Nemrut'u kendi ateşinde boğan Hazreti İbrahim'in sabrın zaferinin sembolü, Hazreti Eyyub'un dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa. İnşallah Türkiye yüzyılının da yıldızı olacaktır. Var mısınız bu yıldızı olmaya? Ülkemizin yaş ortalaması en genç şehri olan Şanlıurfa, geçmişimizin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı, gönüllerimizdeki yerini giderek daha da güçlendiriyor. Şimdi Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki dünyanın dört bir yanında duymayan kalmasın. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verin ki mazlumların yüreği ferahlasın. Zalimlerin de kalbi titresin. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verin ki sizin iradenize zincir vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Şanlıurfa, Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Şanlıurfa, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Şanlıurfa, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Şanlıurfa, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin cesareti ve izzetiyle bölgemizi tekrar huzura kavuşturmaya hazır mıyız? Şanlıurfa, dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve şu tertemiz kalbiyle bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı, galibiyetle neticelendiremeyeceğimiz mücadele yoktur. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim geleceğimize aydınlık kılsın. Değerli kardeşlerim, dünya geçen asırda yaşadığı iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemine girdi. Bilindiği gibi 1920'de Fransızlar bu bölgeye girdiğinde işgal generali doğruca gittiği kabrine hitaben Selahaddin Haçlı seferi bitti ama bak biz döndük demişti. Haçlı artıklarına o dönemde şanlı direnişinizde hak ettikleri cevabı evet sizler vermiştiniz. Bugün de
maşaları vasıtasıyla 1000 yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenler olduğunu görüyoruz. Şimdi de bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar en güzel cevabı sergilediğiniz şu birlik, beraberlikle, cesaretinizle, metanetinizle, fedakarlığınızla yine sizlerden alıyor ve alacak. Bölgemizdeki her gelişmeye, Urfa'daki kardeşlik ikliminden aldığımız ilhamla bakıyoruz. Şimdi soruyorum. Kardeşlerim, birbirimizi Allah için seviyor muyuz? Bundan taviz vermiyoruz değil mi? Allah sizden razı olsun. Türkiye olarak Bosna'daki, Karabağ'daki, Libya'daki, daha pek çok yerdeki kardeşlerimize hangi duyguyla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Şimdi 4 şey söylüyorum. 1, ekonomi. 2, diplomasi. 3, terörle mücadele. 4, değerli kardeşlerim, terörle mücadelenin yanında hep birlikte Allah'ın izniyle hiç taviz vermeden inşallah bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz gönüllerimizi açtık mı? Bizde ayrım var mı? Biz ensarı da biliriz, biz muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir. Ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne ensardan anlar, ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi? Medine'ye Mekke'den bir mühacir olarak gitti. Şimdi de onun ümmeti olarak bizler muhacirler olarak da gelenleri biliriz. Ensar olarak evet kucağımızı açmayı da biliriz. Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık. Bugün de bakmıyoruz. Suriye'deki Kürt de bizim kardeşimiz. Arap da bizim kardeşimiz. Türkmen de bizim kardeşimiz. Kardeşlerim, hepsinin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak hem insani hem tarihi olarak boynumuzun borcudur. Tabii bunu yaparken önce kendi vatandaşlarımızı, kendi şehirlerimizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla 20 yıldır ülkemizi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla huzur ve güven içinde geliştirecek, kalkındıracak, refahını artıracak çalışmalar yürüttük. Eser ve hizmet siyasetimizden her şehrimiz gibi Şanlıurfa'mızda payına düşeni almıştır. Şanlıurfa'nın son 20 yılda her talebine, her beklentisine başım gözüm üstüne diyerek toplam yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye? Şanlıurfa'ya. Eğitimde 13.587 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi yaptığımız yatırımlarla büyüttük. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 4.778'e çıkardık. Biri 30.000 seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere şehrimize toplam 70 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 19 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1970 yataklı 17 hastaneden oluşan 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşası da sürüyor. Çevre ve Şehircilik'te, Şanlıurfa'da 13.949 konut, 1095 tarım köy evi, 700 dükkan, camiler ve sosyal kültürel tesisler yaptık. Halen 2702 konutun inşasına da devam ediyoruz. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'nın konut ihtiyacı diğer şehirlerimize göre daha hızlı artmaktadır. Bunun için yeni projelerimizde Şanlıurfa'ya daha yüksek kontenjan ayırıyoruz. İlk evin projesi kapsamında 7350 konutla inşa edeceğimiz 40.000 altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğimiz şehrimize ilk iş yerim kampanyasıyla da 500 yeni iş yeri yapacağız. Karaköprü Millet Bahçemizi hizmete açtık. Eyyubiye Millet Bahçemizi bugün açıyoruz. Viranşehir ve Haliliye Millet Bahçelerinin yapımında sona geldik. Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa Akçakale ve Şanlıurfa Hilvan yollarındaki eksikleri de seneye tamamlıyoruz. Atatürk Barajı üzerinde kurduğumuz ve ülkemizin sembol eserleri arasına giren Nisipi Köprüsü Şanlıurfa'ya da hizmet etmektedir. Keman Baraj Gölü'ndeki yolcu ve araç taşımacılığı için iki feribot yapıp faaliyete geçirdik. Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya son 20 yılda 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi, 39 sulama tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve 1 hidroelektrik tesisi inşa ettik. Hizmete verdiğimiz sulama projeleriyle şehrimizde yaklaşık, değerli kardeşlerim, attığımız bu adımlarla inşallah diğer yatırımlarımızı da devam ettiriyoruz. 3,2 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize 9,6 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Birecik'teki Karakız ve Mezra Barajı ile Siverek'teki Dilekli ve Ericek göletlerinin yapımları devam ediyor. Yine inşası süren 11 tesisle 348 bin dekar araziyi daha sulayacağız. GAP projesinin eksiklerini tamamlayana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur. Şanlıurfalı çiftçilerimize bugüne kadar toplam 16,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Ülkemizin en büyük 3. tarım arazisine sahip Şanlıurfa yaptığımız yatırımlarla bitkisel üretimini %50'ye yakın seviyede, sera üretimini 8 kat yükseltmiş, hayvan varlığını da %60'dan fazla artırmıştır. Göz bebeğimiz Urfa'mızı sadece ülkemizin değil, dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden
biri haline getirmek için pek çok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknokent, 1 araştırma geliştirme merkezi kurduk. İşverenlerimize toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçesindeki vatandaşlarımızı doğalgaza kavuşturduk. Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfatiye'de inşallah bu ay içinde doğalgaz vereceğiz. Değerli kardeşlerim, yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız teşvikler sayesinde Şanlıurfa ekonomisini getirdiğimiz yeri önemli görüyor ama yeterli bulmuyoruz. Tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında şehrimizin kalkınmasına destek olmak için istihdam garantili eğitim programlarına hız verdik. Özellikle yazılım, veri, mobil uygulamalara dayalı alanlara gençlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntılarından birinin de elektrik olduğunu biliyoruz. Bunun için şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayından itibaren 20 hektar üzeri arazisi olan çiftçilerimize sulama amaçlı sabit güneş enerjisi santrali kurma izni vermeye başladık. Bu santraller arazinin su ihtiyacının 1,5 katına kadar yapılabiliyor. Ayrıca 20 hektardan küçük alanlarda da gerektiğinde katlanıp kaldırılacak şekilde izin alınmadan güneş enerjisi santrali tesis edilebiliyor. Halen tarımsal üretim, buna yönelik güneş enerjisi yatırımlarına 7,5 milyon liraya kadar çok uygun şartlarda hazine destekli kredi sağlıyoruz. Şimdiye kadar bu kapsamda 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Bu kredilerin şartları ve vadeleri daha da iyileştirilebilir. Yeter ki siz kendi enerjinizi üretin. Bu enerjiyle daha çok ürün elde edin. Kendinize, ailenize ve ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız. Aynı şekilde organize sanayi bölgelerindeki güneş enerjisi yatırımlarının teşviki için de %25'lik parsel sınırlamasını kaldırdık. Sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarını ödeyebilmeleri için faiz maliyetinin tamamını hazinenin üstlendiği kredi imkanı getirdik. Urfa'nın da içinde yer aldığı 6 ilimizdeki tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Destek oranını %35'ten %45'e. Bu uygulamadan Şanlıurfa'mızda 47 binin üzerinde çiftçimiz 737 milyon lira kazançla yararlandı. Basınçlı sulamadaki elektrik destek oranını da %25'ten %35'e çıkartarak bundan 88 bine yakın çiftçimizin
yaklaşık 2 milyar lira istifade etmesini sağladık. Bununla kalmadık. Elektrikteki KDV'yi %18'den %8'e indirerek ülke genelinde vatandaşlarımızın 3 milyar lira daha az fatura ödemesini temin et. Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de tıpkı hanelerdeki tüketim gibi maliyetinin yaklaşık yarısına abonelere vermek için devletimiz yılda 15 milyar liralık bir yükü üstüne alıyor. Ayrıca elektrik faturalarının ödemesini aylık yerine hasat döneminde yapma imkanı getirdik. Eski dönemlere ilişkin elektrik borçları için de 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz şekilde Ziraat Bankası'ndan kredi kullanılabiliyor. Dağıtım ve tedarik şirketleri borçlarını bu şekilde kapatmak isteyen çiftçilere ilave %25'e kadar indirim yapacak. Şehrimizin ihtiyacı karşılamakta zorlanan elektrik altyapısının geliştirilmesi için önümüzdeki yılın bütçesinde yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayırdık. Şimdi yeni bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bereketli Hilal'in merkezi Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Kendi elektriğini üretmek isteyen çiftçilerimiz bu endüstri bölgesinden ihtiyaçlarını hem kolayca hem de ekonomik olarak karşılayabilecektir. Amacımız istihdama da önemli katkısı olacak bu projeyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Sık sık elektrik konusunda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen bu şehrimizi artık kaçak, göçek işlerine gerek kalmadan elektrik üretimindeki gücüyle öne çıkartacağız. Yenilenebilir enerji endüstri bölgemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Şanlıurfa'ya hem sizlerle hasret gidermek, hem dertleşmek, herhangi bir ihmale fırsat vermeden görüşmek için geldik. Ve görüyorum ki bu büyük coşkunuzla zaten Şanlıurfa, evet, bu meydanda kendini ispat etti. Büyükşehir Belediye'miz yaklaşık 1 milyar liraya yakın bütçeyle yatırımlar gerçekleştirdi. Abide ve Karakoy'un köprülü kavşaklarını inşa etti ve bugün açılışını yapıyoruz. Yaptığı 1.860.000 metrekare beton parkeyle 156 kilometre beton yolla kurduğu asfalt şantiyesiyle Büyükşehir Belediye'miz gerçekten kendisini en güzel şekilde ispat etti. Yaptığı restorasyonlar, bakım ve onarım işleriyle ecdat yadigarı eserlere sahip çıktı. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 1 milyar liraya yakın kamulaştırma gerçekleştirdi. Parklar, çevre düzenlemeleri, sosyal tesislerle hizmet kalitesini yükseltti. Mezbaadan hayvan borsasına, halk ekmekten
seralara kadar pek çok alanda kurduğu fabrikalarla üreticilere destek verdi. Değerli kardeşlerim, göç idaremizin kurduğu 6 geri gönderme merkezini, çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarını, olimpik yüzme havuzu ve kuzeybatı çevre yolu gibi pek çok yatırımın açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Şanlıurfa'ya kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Şanlıurfa'ya sizlerle muhabbete doyum olmuyor. Ama sizleri yorduğumun da farkındayım. Sözlerimi bitirmeden önce buradan sizlerin huzurundan bazı önemli mesajları da ifade etmek istiyorum. Bu mesajlarım Türkiye'nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan içerideki ve dışarıdaki herkesedir. Küresel krizler sebebiyle değerli kardeşlerim, yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim. Kimse boş hayale kapılmasın. Yanlış hesap yapmasın. Siz Bay Kemal'e falan bakmayın. Onun yanındakilere bakmayın. Evet, şimdi mesajlarımızı tek tek verelim. Bir, Allah'ın izni ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçimde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız? İki, yine Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle mecliste çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini biiznillah sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi vermeye hazır mısınız? Üç, Türkiye ekonomisi modelini mutlaka başarıya ulaştırarak bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları biiznillah geride bırakacağız. Küresel ekonomide küçülme endişelerinin zirveye çıktığı bir dönemde biz üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız? Dört, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısınız? Beş, Türkiye yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Bu görevi bize vermeye var mısınız? Altı, yönetim sistemimizi gençlerimizin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine en ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceğiz. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin altılı masada olduğu gibi. Ne yapıyorlar? Sen ne istiyorsun şunu, sen ne istiyorsun bunu. Onlara bir şeyler dağıtmakla meşguller bunlar. Biz 85 milyona ne yaparız? Bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız? 7.
tek becerileri kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek. Tek başarıları kongre kazanmak olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz? 8. Kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen yalan ve iftira siyasetinin, sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını bakıp usanmadan anlatmaya var mıyız? Biz 20 yıllık eserlerimizle konuşuyoruz. Öyle mi? Hizmetlerimizle konuşuyoruz. Peki Bay Kemal ve yandaşları neyle konuşuyor? Onlar musluk musluk. Musluk açıyorlar, musluk kapatıyorlar. Ama biz, işte biraz sonra da göreceksiniz, eserlerimiz de ortadayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını kucaklayacak vizyonumuzla milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve milletimize asla yalanla değil, hakikatle konuşuyoruz. Şimdi, hazır mısınız? Bu muhteşem katılım hep bir ağızdan. Türkiye'nin dört bir yanı duysun. Tamam. Gür sadayla. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da yapım